Evet, bugün taşıt tasarımı ve aerodinamikle ilgili bir takım etkileşimler neler? Taşıt tasarımında aerodinamik nasıl bir etkiye sahip ve bir miktar da aerodinamiğin genel yapısından bahsedeceğiz. Neticede siz de analizde bir aerodinamik hesaplama yapacaksınız. Taşıta etki eden kaldırma katsayısı ya da işte direnç katsayısı gibi, aerodinamik direnç katsayısı gibi katsayıları hesaplamanızı bekleyeceğiz. Dolayısıyla bugün biraz bunlardan bahsedelim. Temel olarak aerodinamik havayla etkileşimde bulunan işte cisimlerin bu etkileşimini inceleyen bilim dalı. Akışkanlar dinamiği ve gaz dinamiğinin bir alt dalı da diyebiliriz buna. Aerodinamik dediğimiz zaman mutlaka burada bir akışkan olması gerekiyor ve genellikle bu akışkan bildiğiniz üzere hava bizim için buradaki temel şey akışkanımız. Gaz dinamiğinden temel olarak farklı sadece hava hareketleriyle ilgileniyor aerodinamik. Burada hareket halindeki bir motomobil bildiğiniz gibi işte motor bölmesi, işte taşıt içerisindeki kabin, taşıt dışındaki akış gibi birçok farklı noktada havayla temas etmekte, havayla bir etkileşimde bulunmaktadır. Taşıtın konforu, işte sürüşün kararlılığı ve performans bu taşıt etrafında meydana gelen akıştan önemli miktarda etkileniyor. Özellikle performans ve yakıt tüketimi çok çok fazla etkileniyor. Sürüş konforu ve taşıt konforu da bazı durumlarda tabii ki etkileniyor. Özellikle yüksek hızda seyrederken yan taraftan gelen rüzgarın işte sizi bir tarafa doğru savurmaya çalıştığını hissetmişsinizdir zaman zaman. Bu nedenle aerodinamik uzay ve havacılık mühendisliği ile otomotiv mühendisliği için vazgeçilmez bir araştırma ve geliştirme alanı. Temel olarak aerodinamik direncin performansa etkisine bakacak olursak ki en önemli etkisi burada demiştik. Şimdi bildiğiniz gibi işte fosil yakıtların tükenme riski, işte petrolün tükenme riski ve emisyonları azaltma ile ilgili bir takım şeyler, sınırlamalar, çevresel endişeler bizi sürekli yakıt tüketimini azaltmaya doğru yönlendiriyor. Bu nedenle sürekli olarak motor teknolojisinde bir takım yenilikler, iyileştirmeler yapma peşindeyiz. Ancak motor teknolojisinde ne kadar iyileştirme yaparsak yapalım, klasik içten yan bağlı motorlar, ister bu buji ile ateşlemeli olsun, ister sıkıştırma ile ateşlemeli motor olsun, belirli bir verimliliğin üzerine çıkması mümkün değil. Bugün işte bir dizel motoruyla yani sıkıştırma ile ateşlemeli motorla çıkılabilen maksimum termik verim aşağı yukarı %45 seviyesinde. Bazı alternatif yanma modları yani düşük sıcaklık yanma modları dediğimiz işte HCC, homojen şarjlı sıkıştırma ile ateşlemeli ve RCC gibi, PCC gibi bir takım alternatif yöntemler var. Bunlar şu anda çok kısıtlı bir şekilde uygulanıyor. Mesela Mercedes'in Dizotto aracı var, motoru var. Mazda'nın Skyactiv motoru var. Bunlar bazı bölgelerde bu düşük sıcaklık yanma çevrimleriyle çalışıyor. Bildiğimiz benzin ya da dizel yanma modlarından farklı bir mod bu. Bu modları kullandığımız zaman da bugün %52, %53 gibi bir termik verime ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla içten yanmalı motorda artık verimliliği arttırmak, dolayısıyla yakıt tüketimini azaltmak çok çok zor ve çok kısıtlı bölgelerde artık çalışabiliyoruz ve iyice sıkışmış durumda yani o alan. Öyle ki mesela yakıt pompası ya da yağ pompasından bahsedelim. Yağ pompası bile bugün artık yakıt tüketimini azaltmak için önemli bir etken. Eskiden işte yağ pompası standart bir yağ pompasıydı. Dişliyle şeyden crankinden hareket alırdı. Ve motorun devri arttıkça sistemdeki yağ basıncı da artardı gereksiz yere. Çünkü işte yaklaşık 4-5 bardan sonra motorda yağ basıncını arttırmanın motorun yağlama performansı üzerinde olumlu bir etkisi yok. Ama basıncı mesela 8 bar, 9 bar gibi basınçlara çıkartmak için biz ekstra motordan güç çekiyoruz. İşte bu bile yakıt tüketimini gereksiz yere arttıran bir faktör. Bugün artık firmalar böyle çok küçük %1'lik, %0,1'lik hatta detaylarla uğraşarak
araçların yakıt tüketimini ve egzoz emisyonlarını azaltmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aerodinamik direnç de yakıt tüketimi bakımından oldukça fazla bir etkiye sahip. Baktığımız zaman bir taşıt için bu Opel Kadett için verilmiş bir grafik. Bir taşıt için toplam direncin yaklaşık %40'ını aerodinamik direnç oluşturuyor. Yani bir taşıta etki eden toplam direnç kuvvetlerinin %40'ını aerodinamik sürükleme oluşturuyor. Bu çok önemli bir rakam. Motordaki parçaların sürtünmesi %3 gördüğünüz gibi. Transmisyon kayıpları %7. Pompalama kayıpları dediğimiz şey içten yanmalı motordaki emme ve egzoz zamanındaki kayıplar. Taşıtın taplam ağırlığı %15. Biliyorsunuz bu alanda da ağırlık azaltma konusunda da çok önemli bir şey var, çaba var. Ve yuvarlanma direnci, yani tekerlekle zemin arasındaki etkileşimden kaynaklanan yuvarlanma direnci de %23'lük gibi bir etkiye sahip. Bunların arasında baktığınız zaman en fazla etki aerodinamik dirençten kaynaklanan etki. Dolayısıyla aerodinamik direncin azaltılması taşıt performansının ve yakıt tüketiminin önemli miktarda iyileştirilmesine sebep olacaktır. Bildiğiniz gibi sürükleme kuvveti, yani aerodinamik kuvvet FD, işte buradaki dinamik basınç 1 bölü 2 rho v kare, yüzey alanı ve bir düzeltme katsayısı, yani CD ile deneysel bir katsayıyla tanımlanıyor. Bunların çarpılmasıyla belirleniyor. Normal şartlarda düz bir levha üzerinde etki eden dinamik basınç ve yüzey alanı çarptığınız zaman size şeyi verir, kuvveti verir. Ama düzeltme katsayısı kullanmamızın sebebi işte aracın kenarlarından bir miktar akışa müsaade edilmesi ve dolayısıyla sadece yüzey alanı ve dinamik basınçla çarpmanız durumunda hatalı bir sonuç bulmanız burada. Bu hatayı düzeltmek için de işte biz aerodinamik direnç katsayısı dediğimiz CD'yi kullanıyoruz. Bu değer ne kadar düşük olursa, ki bu değer neye bağlı? Bu değer aracın geometrisine bağlı ya da o işte her neyse, herhangi bir cisim içinde CD'yi hesaplayabilirsiniz. O cismin aerodinamik yapısına bağlı, yani onun geometrisine bağlı olarak değişen bir katsayı bu. Deneysel olarak belirlenen bir katsayı. Dolayısıyla bu ne kadar düşük olursa, tabii aracın yüzey alanı da düşük olacak, işte hızı da düşük olacak, ama şu önemli bir parametre, işte araç yüzey alanı belli, hızı belliyse şunu ne kadar azaltabilirsek bir araç için işte tasarımımız o kadar iyidir diye biliriz. Burada gördüğünüz üzere aerodinamik kuvvet, taşıta etki eden direnç kuvveti bu. Hızın karesiyle orantılı artıyor. Dolayısıyla yüksek hızlara çıkıldıkça taşıta etki eden aerodinamik direnç kuvveti de karesel oranda artıyor ve özellikle çok yüksek hızlarda, işte 100 kilometrenin üzerine çıktığınızda 120, 140, 150, 160, işte daha da yukarı giderseniz taşıta etki eden direnç kuvveti o kadar fazla artıyor ki artık taşıt belirli bir yerden sonra daha fazla hızlanamıyor. Zaten 5. vites ya da araçtaki son vites hangi kademeyse o vites, işte bu hızda ancak işte o aerodinamik direnci yenebilmek için sağlanıyor ve yenemediği durumda da aracın hızı artık belirli bir seviyenin üzerine çıkmıyor. Baktığımız zaman sürüklemedeki azalma, yani CD katsayısındaki, şu aerodinamik direnç katsayısındaki azalma miktarına bağlı olarak ne kadarlık bir yakıt tüketimi tasarrufu, yakıt tasarrufu sağlayabiliriz, buna bakıyoruz bu grafikte. Şöyle bir minibüs tarzı bir araç, yani hafif otobüse benziyor. İşte 2,8 litre 48 kW'lık bir araçmış bu. Baktığınız zaman aerodinamik dirençteki %10'luk bir azalma aşağı yukarı %5'lik bir yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor. %10 ne demek? Mesela bu 0,4 ise işte bunu %10 seviyesinde azaltarak 0,36 mertebesine indirirsek eğer o kadarlık bir etki bile taşıtın yakıt tüketiminde %5'lik bir azalmaya sebep oluyor. Bu belki bireysel olarak sizin, benim için çok önemli olmayabilir, ama mesela bir otobüs düşünün, bir ticari araç düşünün. Yıllarca ve işte aylarca bu arkadaşlar direksiyon sallıyorlar ve çok kısa zamanda çok fazla kilometre yapıyorlar. Dolayısıyla ticari taşıtlar için %5'lik, %10'luk bir yakıt tüketiminde azalma demek
çok çok önemli bir tasarruf demektir. Bu nedenle bu dikkate alınması gereken bir husus. Otoyolda böyle. Şehir içi yollarda tabii seyir hızı biraz daha düştüğü için yakıt tüketimindeki etki biraz daha azalacaktır ama şehir dışı yollarda daha fazla bir azalma sağlanabilir. Öyle ki %30'luk bir azalma sağlayabilirseniz yaklaşık %15'lik bir şeye tekabül ediyor bu. Yakıt tüketiminde tasarrufa tekabül ediyor. Burada da klas 8 bir tır için aerodinamik direnç ve diğer sürtünmeler için gereken gücün şeyi hesabı ya da grafiği var diyelim. Sadece bakın yuvarlanma direnci ve diğer aksesuarlar. Yani bu aksesuarlar nelerdir? İşte motora bağlı çalışan klima olabilir. İşte ne bileyim aydınlatma için gereken güç olabilir. İklimlendirme sistemi olabilir. Yani bir takım ekstra sistemler olabilir. Bunlar mesela düşük hızlarda şöyle şeyin üzerinde aerodinamik direncin üzerindeymiş gibi görünüyor. Klas 8 tır olduğuna göre tabii CD'si biraz yüksek. Az 0,6 kadar bir şeyi CD'si var. Ama 70 mil hızın üzerine ve 50 mil hızın üzerine çıkıldığı zaman görüyorsunuz ki bu yuvarlanma direnci ve diğer aksesuarların çektiği güç bunun yanında aerodinamik direncin yanında oldukça önemsiz kalıyor. Dolayısıyla aerodinamik direncin etkisi işte buralarda özellikle 50 milin üzerinde çok ciddi bir şekilde 50 mil işte yaklaşık 1,6 ile çarparsanız aşağı yukarı 80 kilometre hıza tekabül eder. Bu hızın üzerindeki hızlarda çok çok önemli bir şeyi var, etkisi var. Dolayısıyla sadece bu hızların üzerinde sadece şunu yenmek için aslında biz çaba sarf ediyoruz da diyebiliriz. Taşıtı hareket ettirmek için. Bu niye önemli? Mesela bir galon şeyle bir galon yakıtla, benzinle ya da 54,5 mil kilometre kat etmeyi Obama 2025 yılı için böyle bir hedef koymuştu. Ne zaman koydu bunu? Yani yanlış hatırlamıyorsam 2009 ya da 2010 civarında bir şey olması lazımdı. Böyle bir hedefleri var. Dolayısıyla bu sayede 1,7 trilyon tasarruf sağlanmış olacak. Baktığınız zaman her bir ailenin yeni bir araç alımında 8.200 dolarlık bir yakıt tüketimi sağlanacak. Yani bu hedefe ulaşılırsa 6 milyar metreküp karbondioksit emisyonundan kurtulmuş olacak dünya ve 12 milyar varil oil de yani petrol de tasarruf edilmiş olacak. Eğer bu hedefe ulaşırlarsa bu 54,5 mile per gallon bu. Mile per gallon yani bir galonla kaç mil orada yakıt tüketimi bu şeylerle bunun gibi ifade ediliyor. Yani biz işte atıyorum 100 kilometredeki yakıt tüketimini veriyoruz da ya da ne bileyim kilometrede şu kadar yakıyor diyoruz bazen. Burada da bir galonla ne kadar gittiğine bakılıyor aracın. Bu şu anda 40 seviyelerinde 40 var, 45 olanlar var. Biraz daha 45 olanlar hibrit araçlar. Daha ziyade işte Prius'lar falan 45 mil civarında gidiyor. O da araç yeniyse, eskiyse biraz daha şey fazla. O nedenle 54,5 mile per gallon ciddi bir şey hedef. Buna ulaşılır mı, ulaşılamaz mı bilmiyoruz. Ama biraz önce söylediğim gibi buna ulaşmak için sadece motor teknolojisinde yapılacak bir takım iyileştirmeler yeterli gelmez. Dolayısıyla diğer alanlarda da işte aerodinamik alanda, hafifleştirme alanında da mutlaka bir takım iyileştirmelerin yapılması gerekiyor ki bu hedefe gidilebilsin. Direncin hızlanmaya olan etkisine baktığımızda tekerleklere ilettiğimiz güç motor çıkışında elde edilen güçten oldukça düşük. Normal şartlarda eğer tabii bir şey istiyorsak, siz söyleyin ivmelenme istiyorsak sürüş esnasında tamamen böyle değil de mesela 5. viteste böyle bir durum yok ama daha düşük viteslerde 2, 3, 1, 2, 3. özellikle viteslerde biz tekerleğe aktarılan gücü azaltıp torku arttırma eğilimine giriyoruz.
Bunun sebebi ise transmisyon sırasındaki sürtünmeler harcanan güç, taşıtın imelenmesi sırasında harcanan güç ve de dişli oranları arasındaki şeyler, bağıntı. Dolayısıyla motor gücü tekerleklere ulaşana kadar yaklaşık %40 azalabilir. Bu da tabii ivmelemeye olumsuz yönde etki edecektir. Baktığımız zaman aerodinamik direnç katsayısının hızlanmaya nasıl bir etkisi var derseniz, örneğin 100 kilometre hıza ulaşmak için, yani sıfırdan 100'e bir araç kaç saniyede ulaşılır? Bu biliyorsunuz bir performans göstergesi. Eğer aracın aerodinamik direnç katsayısı 0,25 ise yaklaşık, şuraya yazmışımdır ben onu, herhalde yazılmamış, yaklaşık işte 12 saniye falan aşağı yukarı. Ama sıfırdan 100'e aerodinamik direnç katsayısı 0,45 olan bir araç düşündüğümüz zaman yaklaşık yarım saniyelik falan, yarım saniye, bir saniye yakın bir gecikme söz konusu oluyor sıfırdan 100'e ulaşmada. Sadece ne yaptık? Motor aynı, taşıt aynı. Sadece aracın aerodinamik direnç katsayısını değiştirdik. Aracın kütlesi 1000 kilogram burada. Tabii hız artınca bu etki daha da önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor ve bakın şuralarda, yani 80 kilometrenin altındaki hızlarda çok çok önemli bir fark yok. Yani gözle görülür bir fark yok. Dolayısıyla çok düşük hızlarda aerodinamik direnç katsayısı aşağı yukarı, yani ne olursa olsun taşıtı etki eden direnç aşağı yukarı bütün araçlar için aynı iken, hız arttığı zaman karesel olarak artmasının bir sonucu, özellikle mesela 120 km hızda 0,25'ten 0,45'e çıktığınızda ciddi olarak yaklaşık 3 saniye yakın bir fark oluyor şey arasında, iki taşıt arasında baktığımız zaman. Bu da tabii performans göstergesi bakımından olumsuz bir etki. Taşıtın maksimum hızına da etkisi var aerodinamik direnç katsayısının. Eğer aerodinamik direnç katsayısı yüksekse bir aracın ulaşabileceği maksimum hız maalesef azalıyor. Bunun için ne yapmak lazım? Tabii ki aerodinamik direnci azaltmak lazım ama diyelim ki taşıt geometrisiyle oynamıyorsak motorun gücünü arttırmamız lazım. Eğer motor gücünü arttırırsak taşıt hızı artar. Tabii motor gücünü arttırmak demek aynı zamanda yakıt tüketimini arttırmak demek. Yani ne kadar köfte o kadar ekmek. Ben sadece gücü arttırayım, yakıt da tüketmesin. Maalesef şu anda öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Dolayısıyla hız artarsa, hızı arttırmak istersek gücü arttırmamız lazım ya da o gücü gereksiz yere çeken bir takım dirençleri azaltmamız lazım. Mesela aerodinamik direnç, yine dediğim gibi. Bu grafiğe baktığımız zaman aynı motorla, bakın motorun gücü şurada yazıyordur. Yazmış olmam lazım. 52 kW'lık bir tekerlek gücü için. Yani sabit bir motor gücümüz var. Dolayısıyla tekerleğe iletilen güç burada aynı vites kutusunu kullanıyoruz. Aynı motoru kullanıyoruz. Taşıta yani tekerlekleri etki eden güç 52 kW şu anda. Eğer 52 kW'lık bu gücü kullanırsak, eğer taşıtın aerodinamik direnç katsayısı 0,25 olursa taşıt yaklaşık işte 190 km'ye çıkabilirken, aerodinamik direnç katsayısı 0,1 arttığı zaman biz bunu ancak 170 km'lere, hatta 0,45 olduğu zamansa en fazla 160 kilometre bölü saat hıza çıkartabiliyoruz bu taşıtı. Dolayısıyla 160 ile 190 arasında ciddi bir fark söz konusu. Eğer bu performans kaybını göze almak istemiyorsak, dediğim gibi ya CD'yi 0,45'ten 0,25'lere doğru indirmemiz lazım veya ne yapmamız lazım? Motor gücünü arttırmamız lazım. Yani motor gücünü biraz daha şöyle yukarılara çıkartarak bu gecikmeyi ya da şeyi, size söyleyeyim, motorun, aracın maksimum çıkabileceği hızı arttırabiliriz. Örneğin şu çizgiyi mesela 0,45, aerodinamik direnç katsayısı 0,45'te sabit kalsın. Ama bizim aracımız yine de 190 km hız yapsın istersek, şöyle şuradan yukarı çıkarsak bakın yaklaşık 95 kW falan bir güce ulaşmamız lazım. Aşağı yukarı bunu
52 kW'ı aşağı yukarı ikiye katlamış olacağız. Yani iki kat daha güçlü bir motor kullanırsak sadece 30 kilometre bir 30 kilometre saatlik bir hız artışı sağlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Bu tabii yani motor gücünü yaklaşık iki kat arttırdık. Sadece 30 kilometre saat hızımızı biraz daha arttırabilmek için şimdi bunun için harcayacağınız gücü şey yakıtı bir de hesaba katın. Yani motor gücünü ikiye katladığınızı düşünün. Dolayısıyla ciddi de bir yakıt tüketiminde burada artış söz konusu olacaktır. Dolayısıyla burada mantıklı olan şu çizgiyi yukarıya çekmek yerine 0,45'i bir şekilde aşağıya indirmektir diyebiliriz. Aerodinamikteki bir takım temel terimlere bakalım. Bunlardan bazıları akış çizgileri, işte akış ayrılması, Reynolds sayısı gibi bir takım kullandığımız terimler var ki bunlardan bazılarını akışkanlar mekaniği derslerinde duymuşsunuzdur. Burada akış ayrılması önemli bir şey, husus. Özellikle taşıt aerodinamiği söz konusu olduğu zaman. Bu akış ayrılması neden meydana gelir onlara bakacağız. Burada bir sınır tabaka yapısı görüyorsunuz. Muhtemelen dediğim gibi bunu da yine akışkanlar mekaniği dersinde görmüşsünüzdür. Sınır tabaka dediğimiz şey bildiğiniz gibi akışkanların bir viskozitesi var. Dolayısıyla akışkan bir yüzeye temas ettiği zaman o yüzeyde hızını kaybedecektir. Dolayısıyla böyle bir sabit plaka üzerinde buradan sabit hızda bir akışkan gelmeye başladığında şu zemin bölgelerindeki akışkanlar giderek yavaşlayacak, yavaşlayacak ve bazı noktalarda durmaya başlayacaklardır. Ki mesela şuralarda durmuş gördüğünüz gibi şurada akışkan hızı sıfır artık. Ve bu durunca artık o da bir tabaka vaziyeti alacak ve onun üzerinden akmaya çalışan diğer akışkan molekülü de bu sefer yavaşlamaya başlayacak. Yavaşlayacak, yavaşlayacak. Dolayısıyla şu gri olan bölgede daha yani şu bölgeye göre daha düşük hızda hareket eden birbirinin üzerinde çok fazla sürtünme olduğu için daha düşük hızda hareket eden ve tam zeminde hiç hareket etmeyen bir tabakadan söz ediyoruz. Bu tabakaya baktığımız zaman şöyle bir yapısı olacaktır. Akışkanın geldiği tarafta bu sınır tabaka biraz daha ince iken ilerleyen bölümlerde sınır tabaka biraz daha kalınlaşacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra artık akışkan bu yüzeyi terk etme eğilimine girecektir. Ona şimdi bakacağız. Dolayısıyla şimdi bir araç yüzeyi yani bu şurası bir aracın tavanı işte otobüse benzer bir araç bu. Şurada laminer bir sınır tabaka görüyoruz. Dolayısıyla burada laminerse işte sizin bildiğiniz Reynolds sayısı işte 4000'e kadar olan hatta 2300'e kadar olan bir bölge var. O bölgede biz akışkanın hani akış yapısının laminer olduğunu Reynolds sayısı 2300 ile 4000 aralığındaysa bunun geçiş bölgesi yani şurada değişim noktası diyor ya değişim bölgesi akışı ve 4000'in üzerine çıktığı zaman da türbülanslı akış olduğundan bahsediyoruz. Laminer sınır tabakada işte biraz önce bahsetmiş olduğum bir eğilim söz konusu olmaya başlıyor ve dolayısıyla sınır tabaka burada giderek kalınlaşıyor ve belirli bir noktadan sonra artık yüzeyden ayrılmaya başlıyor ve değişim noktasından sonra işte türbülanslı bir hal olarak işte, kinetik enerjisini arttırıyor. Dolayısıyla türbülanslı bir akışkanın laminer akışkana göre enerjisi daha fazladır. Dolayısıyla yüzeyle daha fazla sürtünebilir de diyebiliriz. Şimdi laminer sınır tabaka enerjisi düşük olduğundan dolayı sürtünmeyi bir miktar azaltır. Ama sürtünmeyi azaltmasının yanı sıra akışkanın yüzeye tutunma isteği de bir miktar azalacaktır. Çünkü kinetik enerjisi yüksek olmadığı için akışkanın burada yüzeyle etkileşimi düşer ve yüzeyden ayrılma çabuklaşır. Türbülanslı sınır tabakada ise akışkanın kinetik enerjisi daha fazla olduğundan dolayı yüzeyle daha fazla etkileşime girer ve yüzeyi takip etme eğilimine girer. Dolayısıyla biz bir aracın üzerindeki akışkan yani tam sınır tabakadan bahsediyorum tabii yani bütün akıştan bahsetmiyorum. Sınır tabakadaki akışın aslında bir miktar türbülanslı olmasını isteriz. Nerede? Özellikle akış ayrılmasının gerçekleşeceği bölgelerde akış ayrılmasına bakacağız. Şimdi
Akış çizgileri dediğimiz ya da akım çizgileri dediğimiz, bunun İngilizcesi de streamline çizgileri. Bu streamline çizgileri işte aracı ön tarafından bu sadece araç için değil, diğer cisimler için de yapılabilir. Bir akışkanın yolunu takip etmek tamamen. Yani burada bir akışkan molekülü var. Acaba bu akışkan molekülü aracın üzerinde nasıl bir yol izliyor? Buna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ön tarafa tam burun kısmına gelen akışkan buraya çarpıp bir yere gitmediği için duruyor burada. Ve bu bölgede basınç aşırı derecede yükseliyor. Diğer bölgelerde ise mesela şu akışkanı takip edersek işte burun kısmında yukarıya doğru bir ayrılma söz konusu. Şuradan yukarıya doğru bir geçiş söz konusu. Sonra tavanı takip edip arka cam bölmesi kısmından taşıtın yüzeyini ne yapıyor? Şöyle devam edemiyor da şuradan ayrılıp gidiyor. Bunun ne önemi var? Buna birazdan bakacağız. Bu da gerçek bir görüntü. Bu rüzgar tünelinde yapılmış gerçek bir görüntüyü şu anda görüyorsunuz. Biraz önceki araca benzer bir görüntü burada yine bakın söz konusu. Şu arkadaş, tabi bu aracın geometrisi biraz daha güzel olduğu için, aerodinamik tasarımı daha iyi olduğu için, bakın arka bölmede daha iyi aracı ne yapabiliyor? Takip edebiliyor bir miktarda. Bu istediğimiz bir şey. Biz akışkanın yani şu yapının aracın yüzeyini takip etmesini istiyoruz. Yani şuradan başlasın, aracın yüzeyini olduğu gibi tarayıp devam etsin. Bunu istiyoruz. Tarayıp devam etmezse ne oluyor? Ona birazdan bakacağız. Şimdi bir sınır tabakada hızın artıp basıncın düşmesine biz elverişli basınç gradyeni diyoruz. Yani sınır tabakada hız artıp basınç azalırsa biz buna elverişli basınç gradyeni. Bu noktada yani akışkan o bölgede devam etmeye yani hareketine devam etmeye eğiliminde olacaktır. Bu durumda tabi sınır tabaka çok ince ve yüzeye sıkıca tutunmuştur. Yüzeyi terk etmez. Yüzeyi terk etmemesini istiyoruz. Neden olduğuna tekrar biraz söylüyorum. Birazdan geleceğiz. Dolayısıyla bunun tam tersi. Basınç artıp hız azalmaya başladığındaysa bu durumda ters basınç gradyeni karşımıza çıkıyor ve bu durumda sınır tabaka kalınlaşıyor giderek. Ve bir süre sonra sınır tabaka kalınlaştığından dolayı diğer bölgede yani üst bölgede akmakta olan akışkan yüzeyi terk etme eğilimine giriyor. Biz dolayısıyla elverişli basınç gradyenini her zaman isteriz. Türbülanslı sınır tabaka laminer sınır tabakalara göre daha dolgun yani biraz daha kalınlığı daha fazla olmasına rağmen aynı ters basınç gradiyeni altında bulunan bir laminer sınır tabakaya göre akış ayrılmasına daha dirençli. Bakın burada aynı yüzey var. Şöyle bir işte üçgenimsi bir yüzey var. Akışkan buradan geliyor, tamam mı? Bakın şu anda laminer bir sınır tabaka görüyoruz. Bu gerçek deneysel bir görüntü gördünüz. Şu anda laminer sınır tabaka bu yüzey üzerinden geliyor bakın. Geliyor, geliyor, geliyor ama şu köşeyi yani o sivri köşeyi gördüğü zaman ne yapamıyor? Artık yüzeyi takip etmeye başaramıyor ve özellikle şu bölgeden sonra yüzeyden ayrılmalar, ciddi bir şekilde ayrılmalar başlıyor. Neden bundan sürekli bahsediyoruz? Neden yani akışın yüzeyden ayrılması bizim için önemli ya da ayrılmaması önemli? Akış yüzeyden ayrıldığı zaman ayrıldığı bölgede bir vakum bölgesi yani düşük basınç bölgesi oluşturuyor. Bu akış ayrılması genellikle aracın arka kısmında meydana geliyor. Dolayısıyla aracın ön tarafında yüksek basınç var. Arka tarafında da düşük basınç bölgesi yaratmış oluyoruz. Eğer akış ayrılması gerçekleşirse ki gerçekleşiyor her araçta illaki bir miktar. Dolayısıyla ön taraftan aracı itmekle beraber arka taraftan da aracı geriye doğru çeken bir orada bir boşluk bölgesi, bir vakum bölgesi yaratmış oluyoruz akışkan yüzeyden ayrılırsa. Dolayısıyla işte özellikle arka cam kısmında, işte ne bileyim bagaj kapağı kısmında biz bu noktalarda tabii bagaj kapağından sonra illaki ayrılacaktır ama özellikle arka cam bölmesinden önce biz akışkanın yüzeyden ayrılmasını istemiyoruz. Dolayısıyla türbülanslı bir sınır tabaka ile karşı karşıyaysak ki alttaki resimde türbülanslı sınır tabaka var. Bakın gördüğünüz gibi türbülanslı sınır tabakanın kalınlığı buna göre bir miktar daha fazla olmasına rağmen
yüzeyi bakın şuralara kadar ta şu noktaya kadar falan oldukça iyi bir şekilde takip edebiliyor. Diğerine göre çok çok daha avantajlı bir yapısı var diyebiliriz. Dolayısıyla bu arka tarafta akış ayrılmasından dolayı yaratılan işte girdaplı düşük basınçlı bölge ve aynı zamanda taşıtı ön taraftan etkileyen yüksek basınç bölgeleri birlikte hareket ederek taşıtı geriye doğru iten bir kuvvet oluşturuyorlar. Biz buna işte drag kuvveti yani aerodinamik drag, temel sürükleme diyoruz. Bu basınç etkisi. Bakın buraya kadar anlattığım şey aerodinamiğin basınç etkisinden yani ya da aerodinamik kuvvetin basınç etkisinden kaynaklanıyor. Ön tarafta yüksek basınç var, arka tarafta düşük basınç var. Dolayısıyla bu iki basınç aracı geriye doğru itmeye çalışan bir kuvvet oluşturuyor ve temel aerodinamik direncin büyük bir kısmını bu basınç etkisi oluşturuyor. Akış ayrılması meydana geldikten sonra dediğim gibi arka tarafta vakumlu bir bölge, girdaplı bir bölge meydana geliyor. Bu bölge düşük basınç etkisine sahip olduğu için taşıtı geriye doğru çekmeye çalışan bir yapıya sahip. Peki şöyle bir mesela bu geometri böyle değil de biraz daha uzun olsaydı işte acaba akış ayrılması gerçekleşmez miydi? Mesela burada şunu kıyaslıyoruz. Mesela şu biraz hatchback bir aracın arkası gibi biraz daha dik geliyor. Dolayısıyla ayrılma şurada bir yerde meydana gelmiş. Bunda ise biraz daha aşağıda bir yerde artık bagaj bölgesi falan diyebiliriz. Yani biraz daha görsel olması bakımından. Peki biz acaba arka kuyruk kısmını şöyle upuzun yapmış olsaydık, şöyle upuzun yapmış olsaydık acaba akış ayrılması önlenebilir miydi? Sorunun cevabı hayır. Dolayısıyla aracın arka kısmını işte tamamen uzun yapmanın çok büyük bir mantığı yok. Özellikle biliyorsunuz damla modeli denilen işte yarım damla denilen model işte aerodinamik bakımdan en şey efektif model olarak bilinir. Ama bir aracı damla tamamen damla ya da yarım damla modelinde yapmak her zaman elverişli olmaz. Çünkü kuyruk kısmının çok uzun olması zaten bir kere hani araç dinamiği, araç yapısı bak bunlar uygun olmamakla birlikte. Bunun dışında yine de o bölgede akış ayrılması meydana gelecektir, gelebilir. Dolayısıyla işte sınır tabaka etkisi yine orada da söz konusu olacaktır. O nedenle belirli bir uzunlukta aracın arka yapısını da biz bırakmak durumundayız. Burada farklı geometrilerin aerodinamik direnç katsayılarını görüyoruz. Mesela işte yarım damla modeli dediğimiz ya da damla modeli bakın 0.04 iken yarım damla modeli 0.09 oldukça çok çok düşük bunlar. Şöyle bir küp dikkate alırsanız 1.05, yarım küre 0.42, küre ise 0.47 seviyesinde bir aerodinamik dirence sahip. Dolayısıyla mesela biz taşıtı bunlardan hangisine benzetelim dersek tabii ki şöyle bir taşıt yapamayacağımıza göre şuna benzetelim. Yarım damlaya benzesin en azından. Ki biraz şeyi aerodinamik direnci düşük olsun diyebiliriz. Tabii bu her zaman çok mümkün değil. Çünkü işte alışılagelmiş bir araç geometrisi var. Bunun dışında işte bir motor bölmesi lazım, bir bagaj bölmesi lazım. İşte arka tarafı böyle ince uzun yaparsanız eğer işte bir bagaj bölmesini nasıl sağlayacaksınız? Yani bunun geometrik olarak verdiği bir takım dezavantajlar var. O nedenle bunları uygulamak çok her zaman mümkün olmuyor maalesef. Ama yarım damla modeli kullandığınız zaman gördüğünüz gibi akışkan yüzeyi oldukça iyi takip etmekle birlikte bakın kuyruk kısmında mutlaka bir akış ayrılması yaşanan bölgede görülüyor. Dolayısıyla mesela bu araç için ya da bu yapı için kuyruğu şundan sonra kesip atmak oldukça mantıklı. Yani bundan sonra daha uzun bir kuyruğa ihtiyaç yok gördüğünüz gibi. O nedenle taşıtlarda da arka kısmı çok fazla uzun yapmanın aerodinamik direnci çok önemli bir etkisi olmayacaktır. Burada biraz ara verelim. Önümüzdeki derse buradan devam edelim.
Şimdi bir aracın üzerindeki akış yapısını biz burada görüyoruz. Ön taraftan gelen akışkan gördüğünüz gibi öncelikle burun kısmında bir ayrılma yaşıyor. Bu burun kısmının geometrisine bağlı olarak bu ayrılmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği değişir ama genellikle bütün araçlar aşağı yukarı bu bölgede bir ayrılma yaşarlar. Dolayısıyla bu üç ön burun kısmında ki ayrılmadan dolayı koltuğun üzerindeki bir kısımda şöyle bir şey bölgesi, girdaplı bölge oluşuyor. Bu bölge düşük basınçlı dediğim gibi. Dolayısıyla taşıtı burada yukarıya doğru kaldırmaya çalışan bir bölge bu. İkinci ayrılma ise şuradaki bölmede. Yani ön camın ve kaputun birleştiği noktada yaşanıyor. Burada durma noktaları olduğundan dolayı burada kalın bir tabaka söz konusu. Akışkan o bölgeyi takip edemiyor ve o bölgede girdaplı bir yapı oluşuyor. Daha sonra bir ayrılma da şu tavan kısmında yaşanabilir. Yine geometriye bağlı olarak bu değişiklik gösterir. Evet, orada olabilir, olmayabilir. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Bu işte düşük basınç bölgeleri dediğim gibi bulundukları bölgeye göre kuvvet oluşturarak bazen taşıtı kaldırmaya bazen de geriye doğru itmeye çalışacaktır. Dolayısıyla temel drag kuvvetini, aerodinamik direnç kuvvetini oluşturan etki bundan kaynaklanıyor. Akışkanın yüzeyden ayrılması ve aracın ön tarafındaki durma noktalarının fazla olup olmadığı ile ilgili. Özellikle 80 kilometrenin üzerindeki hızlarda etkidir. Bir aerodinamik direnç için yani aerodinamik direncimizi minimuma indirelim. Bu minimumdaki taşıt hızımız ne olabilir, ne olsun diye soruyorsanız ideal bir aerodinamik direnç için sürüş aşağı yukarı 65-70 kilometre hızdır. Bunun üzerine çıktığınız her hızda kat ve kat taşıtı etki eden aerodinamik direnç kat sayısı artacaktır. Ama tabii ki 70 km hızda da özellikle şehirler arası yol almak, mesafe kat etmek çok mümkün olmuyor maalesef. Biz dolayısıyla ne yapmamız lazım? CD'yi azaltmamız lazım. Sürükleme direnç katsayısı biraz önce göstermiş olduğum şu formülden çekilerek bu şekilde hesaplanabiliyor. Burada taşıtı etki eden belirli bir hızda taşıtı etki eden kuvveti buluyoruz. Bunu genellikle rüzgar tüneli testleriyle yapıyoruz. Ve bunu yaparken dikkat etmemiz gereken başka şeyler de var. Onlara bakacağız birazdan. Ve buradan taşıtın etki eden taşıtın pardon aerodinamik direnç katsayısını buluyoruz. Bu sabit bir katsayı. Hıza bağlı değişmemesi gerekiyor. Mesela hız 90 kilometredeyken de bu aynı. 150 kilometredeyken de bu aynı. Öyle bir katsayı ki belirli bir hızda şeyden sonra Reynolds sayısından sonra değişmemesi gerekir. O nedenle bu belirlenirken iyi hesap yapılması lazım. Dolayısıyla siz de mesela CD'yi hesaplarken işte analizi bir 90 km hızla yapın. Bir 100 km ya da 120 km, 150 km. İlk başlarda özellikle düşük hızlardayken mesela 10, 20, 30, 40 bu hızlardayken aerodinamik direnç katsayısı bir dalgalanma gösterebilir. İşte artabilir, azalabilir. Burada çünkü Reynolds sayısı hala etkin aracın üzerinde. Yani akış ayrılmaları gerçekleşmeyebilir aracın üzerinden. Ama yüksek hızlara çıktığınızda akış ayrılması gerçekleşeceği için kesinlikle artık Reynolds sayısından bağımsız bir direnç katsayısı bulmuş olacaksınız. Baktığımız zaman farklı taşıtların şeyleri, aerodinamik direnç katsayıları mesela Opel Tigra, işte Tivin 0 nokta şeyi tavana açıkken 0,4 kapalıyken 0,35 yani sadece sunroof'un açık olup olmaması bile bu kadar etki ediyor. Mercedes-Benz SLK yüzde aşağı yukarı işte 0,05'lik bir etkiye sahip tavanın açık olup olmaması sunroof'un.
Audi A4 Cabrio. Bu benim olsun, diğerleri sizin olsun. 034, 031 gördüğünüz gibi. Gördüğünüz en düşük herhalde BMW 320 028, Porsche Carrera 028. Burada görünmeyen 0.26 olan bir araç da vardı. 0.26 olan bir araç da olması gerekiyor idi. Ama şu anda onun markasını hatırlamıyorum ben. Şimdi peki, sürükleme kuvvetinin temel şeyinden bahsettik. WhatsApp'a yazın arkadaşlar. Arka sayfada var mıydı? Ha, nerede? 026, ha pardon, şurada varmış herhalde. 026 Mercedes-Benz S320. O da güzel arabadır. Ama ben yine de Audi A6'yı tercih ederim. Audi'ler benim olsun, diğerleri sizin olsun. Tamam mı? Öyle anlaşalım. Orta yolda. Şimdi şeyden bahsettik. Kabaca. Yani temel aerodinamik direnç kuvvetini oluşturan etki dediğimiz gibi basınç etkisi. Ama diğer başka etkiler neler? Yani aerodinamik direnci oluşturan bu CD'ye etki eden parametreler neler ki biz tasarımımızda bunları dikkate alabilelim. Bunlara göre bir tasarım yapabilelim. Bunlara bakalım. Yüzey sürtünmesinin sıfır, mesela 0.30 olan CD'si 0.30 olan bir araç için yüzey sürtünmesi bunun ancak 0.08'ini, basınç etkisi 0.1'ini gördüğünüz gibi, tekerlekler 0.08, soğutma sisteminin etkisi 0.03, kenar girdapları ise 0.01'lik bir katkı sağlıyor şu CD'nin oluşturulması sırasında. Yine en büyük pay basınç etkisinde. Yüzey sürtünmesinde bu tamamen aracın yüzeyindeki malzemenin pürüzlülüğüyle ve akışkanın, yani havanın viskozitesi ile ilgili bir durum. Tabi havanın viskozitesine müdahale edemeyiz. Dış ortamdaki viskozite aşağı yukarı bellidir, sabittir. Ama taşıt yüzeyindeki pürüzlülük arttıkça yüzey sürtünmesi artacaktır ve dolayısıyla yüzey sürtünmesinden kaynaklanan aerodinamik direnç etkisi de artar. Peki yüzey sürtünmesine biz nasıl etki ederiz? Mesela kirli bir araçla yol almakla yüzeyi temiz olan bir araçla yol almak arasında dolayısıyla burada bir miktar fark var. İşte çamur kaplı, işte toz partikülleri üzerine yapışmış, yani taşıtın yüzeyinde girinti çıkıntılar oluşturabilen bütün şeyler, yüzeyler yüzey sürtünmesini arttıracaktır. Bu nedenle mümkün oldukça taşıt yüzeyinin temiz, pürüzsüz olması aerodinamik direncin azaltılmasında önemli bir pay sahibidir. Ama bu basıncın etkisinin yanında mesela kirli araçla temiz araç arasında işte ne kadarlık bir etki olur derseniz ancak 0.01 seviyesinde bir fark olur. Ha, yakıt tüketimine etki etmez mi? Eder, ama bu sizin hissedebileceğiniz seviyede bile değildir aşağı yukarı. O nedenle yüzey sürtünmesinin etkisi özellikle diğer elemanların göre, basınç etkisine göre oldukça önemsizdir diyebiliriz. Fazla detayları geçiyorum ben buradan. Yüzey sürtünmesinin ya da bu akış yapısının özellikle aerofiller, yani uçak kanatları bakımından şöyle bir önemi var. Siz şu eşitliği çok iyi biliyorsunuz. Akışkanlar mekaniği dersinden en sevdiğiniz derslerden biri. Mesela işte P bölü rho V kare bölü 2 eşittir C. Yani bir akış, yani viskozitesiz tabii bu Bernoulli denklemi biliyorsunuz bu. Bernoulli eşitliği normal şartlarda viskozitesiz akışkanlar için geçerlidir. Ama viskoziteye sahip ya da çok düşük viskoziteli akışkanlar için de aşağı yukarı doğru sonuç verebilir. Dolayısıyla neyi tanımlar? Bir akış çizgisi boyunca basınç ve dinamik basınç arasında bir basınç ve hız arasında bir etkileşim olduğunu bize söyler.
Ne demek yani? Basınç ve dinamik basınç tabii buradaki temel kastım. Şurası dinamik basıncı oluşturuyor. Burası sabit olduğuna göre basınç artarsa hızın azalması lazım. Yoğunluk sabit olduğuna göre bir akışkanda. Burası artarsa hızın azalması lazım. Bu akış çizgisi boyunca, bir akış çizgisi boyunca geçerlidir bu eşitlik. Şurada da C'dir bunun değeri. Şurada da C'dir, şurada da C'dir. Dolayısıyla bir aerofile baktığımız zaman mesela şu bölgede özellikle tam burun bölgesinden geçerken akışkan hızlanır. Akışkan hızlanmaya başlayınca yüzeyin üzerine geldiği zaman bu hızlanıyorsa yani şurası şu terim artıyorsa bu sabitliği koruyabilmek adına ne olması lazım? Basıncın azalması lazım. Hız artarsa basınç azalır. Dolayısıyla basınç üst bölgede azalır ve bu düşük basınç aerofili ve dolayısıyla uçağı yukarıya doğru kaldırmaya çalışır. Benzer şekilde alt bölgede de akışkan gelip bu yüzeye çarpma eğilimine girdiği için bu bölgede de akışkanın hızı azalmaya başlar. Dolayısıyla basıncı artar. Dolayısıyla aşağıdan yukarıya doğru bir basınç etkisi, yukarıda da bir kaldırma etkisi burada söz konusu olur. İkisini topladığınızda taşıt diyorum. Neyse o da bir taşıt neticede uçakta. Uçak kanadını yukarıya doğru kaldıran bir kuvvet karşımıza çıkar. Bu durum taşıtlarda da bizim karşımıza çıkıyor. Özellikle tavan bölgesinde, kaputun ön burun bölgesinde yaşanan ayrılmalar yüksek hızlarda taşıtı yukarıya doğru kaldırmaya çalışırlar. Özellikle geometrisi kötü olan mesela işte Şahin gibi işte bir kibrit kutusu mantığıyla yapılmış bir takım araçlarda bu akış ayrılmaları daha net olduğu için taşıtı alıp böyle uçurmaya çalışan bir kuvvet olur. Ben mesela hatırlarım işte bizim Şahin'imiz vardı. Araç dururken direksiyonu döndürmen imkansız yani hele o zaman 15 yaşında falanım yani nerede kaçırıyorsun arada bir yani o. Hani direksiyonu çeviremiyorsun ki şey yapabilirsin, aracı bir tarafa götürebilirsin. Ama taşıt hızı mesela 120 kilometreye falan ulaştıktan sonra 130'a falan çıkarsan eğer bu sefer de direksiyonu tutamıyorsun yerinde. Öyle sağa sola oynamaya çalışıyor. Bir o tarafa gitmeye çalışıyor araba, bir bu tarafa gitmeye çalışıyor. Neden? Çünkü yüksek hızda işte taşıt o aerodinamik etkiden dolayı yukarıya doğru kaldırılıyor ve taşıtın bütün ağırlığını almaya çalışıyor o akışkan. Ve bu sefer direksiyon tabii boşa düşmüş gibi bir algı oluyor. Bu sefer de direksiyonu tutmak için çok büyük bir çaba harcıyorsun. Yani düşük hızda direksiyonu çevirmek için çaba harcarken bu sefer yüksek hızda da direksiyonu yerinde tutmak için çaba harcıyorsun. Her açıdan yorucu bir araba. Dolayısıyla bu etki bizde taşıtta da yani araçlarda da karşımıza çıkıyor. Basınç etkisinden temel düzeyde bahsettik aslında. Bu aerodinamiğin temel etkilerinden birisini yani taşıta etki eden kuvvetin temellerinden bir tanesi. Dolayısıyla bunu azaltmaya çalışmak diğerlerini azaltmaya çalışmaktan daha akıllıca bir yöntem diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman ayrılma bakın şuralarda meydana geliyor. Şurada boşluk bir bölge var. Mesela bu işte şu cismin etrafındaki akış yapısına bakın. Bir de şu cismin etrafındaki akış yapısına bakın. Tabii ki bu daha düzenli bir akış ve akışkan yüzeyi biraz daha iyi takip edebildiğine göre bunun aerodinamik direnç katsayısı buna göre bir miktar daha düşük olacaktır. Ama tabii ki şu her zaman böyle olmayan teorik bir yaklaşım. Yani viskozitesi olmayan akışlar için bu geçerli. Her viskoz akış mutlaka geometri iyi olsa bile belirli bir noktadan sonra basınç gradiyeninin etkisiyle yüzeyden ayrılacak ve alt yüzeyi takip etmediği bölgelerde, altında kalan bölgelerde bir düşük basınç bölgesi yaratacaktır. Şimdi o türbülanslı yapının yüzeyi takip ettiğini söylemiştik. Onun resmini de göstermiştim size bir önceki derste. Dolayısıyla bu yapıyı biz nasıl oluşturabiliriz? Aracın yüzeyindeki akış yapısını türbülanslıya nasıl çevirebiliriz diye bir takım çalışmalar yapılmış. Mesela aracın özellikle arka cam kısmından sonra akışkan yüzeyi terk etme eğilimine giriyor. Biz işte burada akışın yapısını bozup laminerden türbülanslıya çevirirsek eğer akışkan arka camı biraz daha takip eder mi? Takip ettirebilir miyiz? Yani yola çıkarak arka camın üzerine özellikle keskin köşelerin bulunduğu yerlere
Girdap yaratıcılar bazen kullanıldığı görülüyor, karşımıza çıkıyor. Bunu yapmamız lazım. Bunun dışında işte keskin köşeleri mümkün olduğunca azaltmalıyız. Eskiden mesela protruding, yani gövdeden çıkıntılı demek, protruding kelimesi. Gövdeden çıkıntılı işte lambalar, aynı bu tırda olduğu gibi. Şurada bir tank görüyorsun mesela. Şu iki tane tank var işte, borular, işte kornalar, ne bileyim, tırın üzerinde yok yok, gördüğün gibi yani gövdeden her türlü bir takım şeyler dışarıya doğru çıkıyor. Devasa bir radyatör var ön tarafta. Bir sürü keskin köşe var. Yukarıda bir aerodinamik kalkan yok. Bakın şurada şu üst dorsenin şeyi burada olduğu gibi açıkta. Bu 1990'ların başındaki bir tır. Bugünkü tırlar ise, aerodinamik bakımından iyileştirilmiş tırlar ise böyle. O protruding, yani gövdeden çıkıntılı olan bütün şeyleri ana gövdenin içerisine bir şekilde dahil etmişiz. Gördüğünüz gibi lambalar artık gövdenin içerisine gömülmüş. Tank şuradaydı. Tank artık yine gövdenin içerisine bir şekilde gömülmüş ya da onun üzerine bir aerodinamik kalkan yerleştirilmiş. Tavan kısmında dorseyi de kaplayacak şekilde bir aerodinamik kalkan uygulaması yapılmış. Dolayısıyla buradan gelen akışkan artık dorseye çarpıp orada durma noktası, yani yüksek basınç noktası oluşturamaz. Bu yapıyı yukarıya doğru takip etmek zorunda. Radyatör boyutu küçülmüş. Radyatör neden önemli? Radyatör şundan dolayı önemli. Akışkan radyatörün içerisinden geçmek zorunda, biliyorsunuz. Geçtikten sonra da arka tarafta motor var. Motora çarpıp oralarda durma noktası oluşturacaktır. Dolayısıyla radyatör bölmesi ya da radyatör paneli ne kadar büyük olursa daha fazla akışkan durma noktasına doğru gidecek ve daha fazla, daha büyük bir basınç, pozitif basınç bölgesi oluşturacaktır orada. Tabii tasarımların iyileştirilmesiyle daha düşük radyatör kullanılması en azından bu durma noktalarını biraz azaltacak. Bu bile önemli. Belki bugüne kadar hiç aklınızın ucundan bile geçmemiştir. Ya işte akışkan radyatörden geçecek de orada bir yerde durma noktası oluşturacak, basınç artacak. Bu da bizim aracın aerodinamiğini arttıracak. Biz hep aerodinamik deyince işte arabanın böyle estetik bir yapısının olmasından falan hep aklımıza o gelir. Ama radyatör gibi işte motor bölmesindeki hava akış yönlendirmeleri burada yine önemli. Bunlar bile mesela normal şartlarda radyatör bölmesinden giren akışkanın biz iç kısımda bir şekilde tekerlek bölmesinin arkasına doğru, yani iç çamurluğun arkasına doğru yönlendirmeye çalışırız ki hem buradan gelen akışkan motor bölmesinde durma noktası daha az yaratsın, hem de tekerleğin arka kısmındaki akış ayrılmasını bir miktar azaltabilsin diye. Siz bunun farkında olmasanız bile öyle bir yönlendirme oraya yapılmış durumdadır, iyi bir tasarımda. Bunun dışında mesela ne yapılabilir bir tır söz konusu olduğu zaman? Mesela şöyle bir boşluk aerodinamik direnci arttırır. Çünkü her ne kadar kalkan kullanmış olsanız bile akışkan bu bölgeye girip yine tırın şu bölgelerinde ne yapabilir? Durma noktaları yaratabilir. Tırın alt kısmına giren akışkan yine tekerleklerde ve dorsenin alt kısmındaki bir takım dik bölgelerde şey oluşturabilir. Durma noktaları oluşturabilir. Arka tarafta da özellikle böyle tır dorselerinde şu bölgeden, tam şu noktadan akışın ayrılması zaten kaçınılmaz. Bir kere geometrik yapı itibariyle böyle bir durum söz konusu. Tabii tır yük taşımacılığında kullanıldığı için hadi tırın da geometrisini şöyle yapalım, şuradan alalım da şöyle bir miktar azaltalım diyemeyiz. O zaman mantıksız, yani amacına hizmet etmemiş olur. Dolayısıyla arka taraf için de düşündüğümüz bir optimizasyon var. Mesela ne yapılmış? Dorse boyunca alt taraflara şöyle uzunlamasına şeyler, kanal değil de işte perdeler yerleştirilmiş. Bir de aracın altında şöyle bir noktaya perdeler yerleştirilmiş. Mesela şunun etkisi 0,01 iken aerodinamik direnci azaltmış bu 0,01 seviyesinde. Bu yapılmış şey bir çalışma, yayınlanmış bir çalışma arkadaşlar. SI paper yani. Bu da aerodinamik direnci 0,05 azaltmış. Bu bir tır için çok önemli bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Çünkü çok önemli, dediğim gibi kilometreler kat ediyor bu. Bundaki 0,05'lik azaltma yakıt tüketiminde en az %2-3'lük
tasarruf demektir. Bir tır için bu korkunç bir rakama tekabül eder. Mesela diğer bir yöntem, Dorsenin arkasına şöyle yönlendirme kanatları yerleştirmek. Yani bu kanat ne işe yarar burada hani diye soruyorsan, işte akışkan bu yüzeyden ayrılmaz da bir miktar daha aşağıya doğru bu geometriyi takip eder ve şurada oluşturmuş olduğu girdaplı bölgenin büyüklüğünü azaltmış oluruz. Dolayısıyla basınç bölgesi azalır. Bakın 0,08'lik bir azalmaya sebep oluyor yaklaşık olarak. Bu da yine çok ciddi bir farktır. Bunun dışında bakın burada şeyleri de koydum. Eğer herhangi bir şu tırın kafası, şu ön tarafta gördüğünüz tır kafasının arkasında herhangi bir uygulama yapmazsanız illaki akışkan buraya girip bakın şuralarda durma noktaları yaratıyor gördüğünüz gibi. İşte bu yüksek basınç bölgeleri taşıdık dorseyi geriye doğru iten bu kuvvet oluşturacaktır. Ama şu geometriye yani tırın arka kısmına şöyle bir uzatma perdeleri yerleştirirseniz bakın şuradaki kırmızı bölgeyi bir miktar daha ne yapmış oluyorsunuz? Azaltmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tırı geriye doğru itmeye çalışan kuvvet burada düşüyor. Dolayısıyla 0,01 ile 0,03 arasında bir azalma yine burada söz konusu oluyor. Şunun çok fazla bir şey yok, etkisi yok dediğim gibi. Dolayısıyla detürbülatör deniliyor bunlara. Detürbülatör uygulaması bugün tırlarda yaygın bir şekilde kullanılıyor. Eğer detürbülatör yani kullanmazsanız bakın akışkan buradan geliyor. Şu yüzeyi takip ediyor. Daha sonra burada direkt olarak yüzeyden ayrılıp bay bay diyor. Ama kullandığınız zaman akışkan yine buradan geliyor. Bakın. Ama arka tarafta biraz daha aşağı doğru inerek şu bölgenin yüksekliğini azaltmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Bu bölgede hala hava yine mevcut ama şu bölgeyi azalttığımız için arka taraftaki vakumu bir miktar düşürmüş oluyoruz. Yine bu taraftaki o durma noktalarını azaltmış oluyoruz. Bu sayede önemli bir miktarda aerodinamik direnç kat sayısı azalmış oluyor. Bir ikinci şey ise connected vehicles bugün oldukça yaygın. Duymuşsunuzdur mutlaka connected vehicles diye. Şey duymadıysanız ya da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bugün artık işte teknolojinin de ilerlemesiyle otonom taşıt teknolojileri biliyorsunuz var yaygın. Almanya'da özellikle bazı özel yollar var. Özel hatlar var. Bu hatlarda connected vehicles'lar kullanılıyor bugün. Amacı şu. Ön taraftaki en öndeki tırda şoför var. Bu şoför tırı kullanıyor. Tır devam ediyor. Arka taraftaki tırsa ön taraftaki şoförün hareketlerini simüle ediyor. İşte bunlar kendi aralarında haberleşiyorlar. İşte şoför gaza bastıysa bu da aynı yere gelince gaza basıyor. Şoför burada frene bastıysa bu da aynı yere gelince burada frene basıyor. Ne bileyim şoför direksiyonu çevirdiyse bu da aynı yere gelince burada direksiyonu çeviriyor. Bu her şeyi kendisi yapıyor ama komutu kimden alıyor? Öndeki araçtan alıyor. Tabi bundan böyle iki tane yok. Arka arkaya 10 tane, 15 tane istediğiniz kadar tır bağlayabiliyorsunuz. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Şoför sayısını burada azaltmak amaç? Hayır. Tabii ki şoför sayısı da azaldığı için burada önemli bir avantajı var ama esas amaç bu taşıtları böyle çok kısa mesafeden takip ettirebiliyorsunuz. Neden? Çünkü bu arkadaş 10 işte ne bileyim 10 metre sonra gidince ne yapacağını biliyor. O var. Önüne aniden bir şey çıkma ihtimali yok. Bunlardan haberdar. Dolayısıyla ne yapacağını tamamen biliyor ve tabii özel de bir yol olduğu için şu anda herhangi bir kaza riski de en azından şimdilik söz konusu değil. Dolayısıyla normal şartlarda bu ikinci tırı da mesela bir şoför kullanmış olsa takip mesafesine uyması lazım. Takip mesafesine uyması için de en az bir tır geriden şöyle bir bölgeden takip etmesi lazım. Böyle bir bölgeden takip etmesinin ne dezavantajı var? Buna etki eden aerodinamik direnç o zaman bu tıra da etki edecek. Ama biz şunu başarırsak eğer bu tırın arkasına diğer tırı çok kısa bir mesafede işte 2-3 metrelik bir mesafede yaklaştırabilirsek
Hani bu tırın arkasında bir düşük basınçlı bölge, bir girdaplı bölge yaratıyorduk ya. Bu bölge işte bu tırı geriye doğru çekmeye çalışırken bu tıra da ön taraftan etki edecek şu kırmızı bölgeden kurtarmış oluyoruz bu tırı. Bu düşük basınçlı bölgeye sokarak. Dolayısıyla mesela burada ön tarafta yüksek basınç, arka tarafta düşük basınçlı bir bölge yaratıldı ama normal şartlarda bu tır da geriden gelmiş olsaydı bu her tır için yaratılmış olacaktı. O nedenle tek bir tıra etki edecek olan aerodinamik direnci biz burada 2, 3, 4 işte kaç tane tırı bağladıysak o kadar sayıdaki tıra dağıtmış oluyoruz. Dolayısıyla tek bir tırın aerodinamik direnci 0,6 iken artık 6 tırın aerodinamik direnci belki 0,7, en fazla 0,8. Bu işte yakıt tüketiminde korkunç miktarda bir tasarruf sağlıyor. Yani şoför kullanmaktan bile daha fazla mertebede yakıt tüketimini azaltıyor, karbondioksit salımını düşürüyor. Bu nedenle bugün Connected Vehicles teknolojisi giderek yaygınlaşıyor. Bu sadece tırlar için değil, işte kamyonlar, ne bileyim otobüsler, bazen de binek araçlar için bile bugün hala bunun üzerinde çalışmalar var, devam ediyor ve yapılmakta diyebiliriz. Hatta bununla ilgili MAN'ın bir şeyi var, internette videosu da var. İsteyenler onu açıp izleyebilirler. MAN Connected Vehicles yazarsanız karşınıza çıkacaktır mutlaka. Şunu burada değil de şunu da göstereyim. Bakın girdap yaratıcılardan bahsetmiştik ya. Akışkanın işte şu yüzeyden ayrılmaması, yüzeyi takip etmesi için. Tabi bizdeki arkadaşlardan bazıları bunları şekil olsun diye kullanıyorlar. Ama aslında bunların böyle bir bilimsel yanı var. Bilime uygun şekilde kullansalar tabi daha faydalı olabilir. Bu hatchback bir araç yapısına benziyor. Özellikle hatchback araçlarda geometriden dolayı akışkan burayı terk etme, yani şöyle yukarıya doğru ayrılma eğilimindedir. İşte bu girdap yaratıcılar akışkanın buradan biraz daha aşağıya doğru hareket etmesini sağlayarak aracın arkasındaki o girdaplı bölgenin yüksekliğini düşürmeye çalışıyorlar. Bakın bu da farklı bir versiyon. İşte bu da girdap yaratıcı ama dediğim gibi bizde genelde şekil olsun diye kullanılan şeyler bunlar. Zaten satılan yerde öyle bir yer bakın. Ama amacı esasen bunların arka cam boyunca o girdaplı bölgeyi azaltabilmek, akışkanın bir miktar daha yüzeyi takip etmesini sağlayabilmek. Bunu nasıl yapıyor? Akışkan buraya kadar gelirken laminar olabilir. Buraya geldikten sonra işte şu girdap yaratıcılar akışkanın yapısını türbülans diye çeviriyor ki türbülanslı yapı ne diyorduk? Aracın üzerine daha iyi tutunabilir. Spoiler kullanımı da bazen arka taraftaki girdaplı bölgenin küçülmesine sebep oluyor. Spoiler da iyi bir şey olabilir. Ama tabii bu spoilerin bir şeyi daha var. Spoiler aynı zamanda aşağıya doğru bir basma etkisi de yaratacağından dolayı dikkatli kullanılması lazım. Arka taraftaki çamurluğun ya da işte tampon bölümünün açısının yine aerodinamik dirence bir etkisi var. Neticede araç altında da bir akışkan akış söz konusu. Bu akış buradan geldikten sonra şöyle bir girdaplı bölgenin içerisine dahil olacaktır. Eğer bu açı işte tamamen düz olursa tabii buradaki girdaplı bölgenin yüksekliği değişir. Dolayısıyla arka tarafı da şöyle yukarıya doğru bir miktar aracın altından itibaren meyillendirmek aerodinamik direncin azaltılabilmesi bakımından avantajlı. Burada aracın arka kuyruk yapısının uzun olup olmamasının bir şeyi var mı? Yani avantajı var mı? Ona bakıyoruz. Yani ideal yapıda şu ghosted dedi. İdeal profil yani şunla gösterilen ideal profilimiz bizim. A. İşte bunu sağlayabilmek için buradaki difüzör yapısını iyileştirmek lazım. Dolayısıyla akışkan şeyini şu bölgeyi mümkün olduğunca küçültmek yani bizim temel olarak buradaki hedefimiz.
Onu da hem arka taraftaki difüzörleri hem de üst taraftaki akış ayırması. Mesela akış ayırması şurada başlarsa eğer, bakın o düşük basınç bölgesi ne kadar uzuyor, ne kadar fazla bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alan daha fazla taşıtı geriye doğru çekmeye çalışan bir kuvvet yaratacaktır. Mümkün olduğunca akış ayrılmasının daha geç olarak işte bagaj kapağının uç kısmına doğru kaymasını ve arka taraftaki difüzör yapısını da bu bölgeyi biraz azaltacak şekilde açılandırılmasını istiyoruz açıkçası. Bunları geçelim. Yine burada farklı bir akış yönlendirmesi söz konusu. Bakın şuraya akışkana yön verebilecek bir takım difüzörler yerleştirilmiş. Bu difüzörler akışkanı aracın ya da dorsenin arka kısımlarından alıp dorsenin ucuna doğru birleştiriyor. Eğer bu olmasaydı akışkan buradan dümdüz ya da şöyle bir miktar yukarıya doğru bile yol alabilirdi. Dolayısıyla buradaki girdaplı yapı bu sefer iyice büyüyecekti. Tekerleklerin de etkisi var. Aerodinamik direnç katsayısına daha önce söylediğim gibi. Tabii tekerlekler bildiğiniz gibi normal şartlarda havayla etkileşimde olan unsurlar ve 4 tane devasa tekerleğimiz var bir araçta. Özellikle bu tırsa işte 8 tekerlek, 16 tekerlek ve o tekerlekler daha da meydanda mecburen. En azından bizimkiler kapalı bir çamurluğun içerisinde yer alıyorlar. Taşıt hareket ederken tabii tekerlek dönüyor netice itibariyle. Tekerleğe işte zeminden gelen şey hava akışkan özellikle şu noktalarda durma yarattığı için burada yüksek bir basınç oluşuyor. Ancak yukarıya doğru yönlendikten sonra şuralarda hızı artıyor ve bu bölgede alçak basınç bölgesi oluşturmaya başlıyor ve tekerleğin tepe noktasını açtıktan sonra da ayrılma gerçekleşiyor. Dolayısıyla tekerleğin arka kısmında da yine düşük basınçlı bir bölge, ön kısmında yüksek basınçlı bir bölge. Dolayısıyla tekerleği de geriye doğru itmeye çalışan burada bir kuvvet yaratılmış oluyor. Tabii 4 tane de tekerleğimiz olduğunu düşünürseniz bu ciddi bir aerodinamik dirence katkı yapar. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Tekerlek bölmesinin içerisine mümkün olduğunca az hava girmesini sağlamamız lazım. Ya da buraya giren havanın bir şekilde arka kısımdan başka bir yere yönlendirilerek tekerleğin yapısını, akışkanın tekerlek yapısını takip etmesinin sağlanması gerekiyor. Bir takım uygulamalar yapılmış mesela geçmişte de işte tekerlekle hava etkileşimini minimuma indirmek için böyle tekerlekler bazen gövdenin içerisine gömülü bir şekilde yapılmış. Hatta BMW bunu artık ön tekerlekler için de bir modelinde yapmıştı hatırlarsanız. Onun hareket eden bir çamurluk tasarımı söz konusuydu. Dolayısıyla orada aerodinamik direnci azaltmak temel amaç. Yine arka tekerleklerin gövde içerisine gömüldüğü başka bir örnek Honda Insight. Tırlar için bu daha büyük bir handikap dediğim gibi tır ve ağır vasıtalar için. Bunlar için de özellikle tekerleğin ön tarafına akışkanın gelmesini engelleyebilmek adına böyle difüzörler ya da akış yönlendirici bir takım perdeler kullanılarak tekerleklerdeki aerodinamik direncin azaltılması sağlanıyor. İşte şu perdelerin falan temel amacı bunlar. Hatta ve hatta bakın burada tekerlek gövdesi yani normal şartlarda bakın şurası şunlar çukurlu ya. Jantlar, tırlarda özellikle ve ağır vasıtalarda o bölgede bile durma noktaları yaratılacağı için aerodinamik direnci iyileştirmek adına tekerlekler bir jant kapağıyla tamamen kapatılarak daha iyi bir aerodinamik sistem tasarımı yapmak mümkün. Ders bitmek üzereymiş. 5 dakika uzatalım. Şu etkileri bitirelim en azından. Soğutma sisteminin etkisine baktığımız zaman da biraz önce aslında kabaca bahsetmiştim. Radyatörden geçtikten sonra akışkan iç bölmede tabii radyatörden geçerken de önemli bir miktar kaybı oluyor. Çünkü radyatör kanalları oldukça dar olduğundan dolayı
Orada bir miktar deformasyon oluyor ve yüksek sürtünmeden dolayı orada hız iyice yavaşlıyor ve basınç artıyor. Bir de bunun üzerine motor bölmesine girdikten sonra eğer sağa sola çarpıp orada durma noktaları yaratırsa basınç iyice artacaktır motor bölmesinde ve dolayısıyla taşıdığı daha yüksek bir kuvvetle geriye doğru itmeye çalışacaktır. İyi tasarlanmış bir soğutma sistemi aerodinamik direnç katsayısını en fazla %2 kadar arttırıyor. Ama tasarım iyi yapılmazsa sadece soğutma sistemi aerodinamik direnci %10'a kadar arttırabilir. Bu nedenle akışkanın bir şekilde yönlendirilmesi lazım. Mesela buradaki en kötü tasarım şu tasarım. Akışkan radyatörden geçiyor. Radyatörden geçtikten sonra onun gidebilmesi için herhangi bir şey yaratmamışız. Onun gibi bir yol göstermemişiz. Dolayısıyla gidebileceği herhangi bir yer yok. Bunun dışında mesela diğer tasarımlara bakalım. Bugün genelde uygulanan budur. B'de gördüğünüzdür. Akışkan buradan girdikten sonra bir şekilde tekerlek bölmelerine yönlendirilir. O bölmelerden özellikle tekerleğin arkasındaki düşük basınç bölgesini de yani oradaki vakumlu bölgeyi de azaltması da burada hedeflenir ve bu bölmelerden şeyi terk eder. Motor burada şurada yer alır genellikle. Bu bugün araçlarda yaygınca kullanılan yöntemlerden birisi. Bunun dışında daha farklı tabii yapılar da var. Her zaman bunları uygulamak mümkün olmamakla birlikte mesela en düşük aerodinamik direnç katsayısına katkıyı şöyle C gibi bir tasarım yapıyor. Burada radyatör altta yerleştiriliyor. Akışkan buradan giriyor. Ve özellikle şu ayrılmanın meydana gelmiş olduğu şu burun kısmı var ya oradan tekrar sistemin içerisine dahil oluyor hava. Burada ise tam tersi yukarıdan şu bölmede bir akış ayrılması söz konusuydu. Oradaki akış ayrılmasını engellemek adına da hem buradan akışkan buraya veriliyor ve aracın altına doğru yönlendiriliyor. Ama tabi bu şuna göre çok iyi bir tasarım değil yine de. Burada özellikle aracın içerisinde durma noktası yaratılmadığı için tasarım oldukça etkili. O nedenle en düşük CD'yi o sağlıyor. Ama bu tabi biraz ütopik yani bizim her araç için uygulanabilir bir şey değil. En azından bizim binek taşıtlar için bugün çok mümkün olmayan bir durum. Çünkü işte böyle bir parçalı şey yapmanız falan her zaman söz konusu olmayabilir. İşte kaput bölmesinde bunun için bir yer açmanız farklı sorunlarla karşılaşırsınız. O nedenle yaygın bir şekilde dediğim gibi hem tasarımı kolay hem de işte etkisi biraz daha az olduğundan dolayı B tasarımı bugün daha fazla tercih edilen bir tasarım. Hatta bugün buna ilaveten bazı araçlarda şu bölgeden ayrılmıyor da akışkan. Şu bölgeye de bir difüzör yapılarak buradan aracın altına doğru veriliyor ve bu da bir miktar daha azaltıyor. Yani 0,02'den de düşük aslında bugünkü bu tasarım o difüzörlerin sayesinde. Bir diğer etki kenar girdaplarının etkisi. Taşıt üzerinde işte ne kadar keskin köşe artarsa kenarlar boyunca bir takım girdaplar yaratılıyor. Bu girdapların yaratılması düşük basınçlı bölgelerin yaratılması anlamına gelir. Dolayısıyla keskin köşe sayısının artması bir araçta bu nedenle hem sürtünmeyi arttırır hem basıncı azaltır dediğim gibi. Keskin köşe sayısı arttıkça yani araç Şahin'e benzemeye başladıkça bizim eski arabamıza aerodinamik direnç giderek artacaktır. Dolayısıyla mümkün olduğunca taşıtta bugün keskin köşe hiçbir yerde yani ne işte ön camda ne arka camda ne kapıların işte ne tavanda ne motorla kaputun birleştiği yerde ne ön burun kısmında mümkünse böyle yüz yuvarlak bir geometri olsun isteriz. Ama tabii bu her zaman mümkün değil. Ama yine de buna benzer işte ilk derste göstermiş olduğum bir Mercedes vardı mesela akışkan. Mesela o oldukça iyi bir tasarım yani en azından keskin köşe olmaması bakımından iyi bir örnek diyebiliriz aslında. Diyelim ve bugünkü dersi burada sonlandıralım arkadaşlar. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam ederiz.